İstanbul'da 7 yaşında bir çocuk sitede oyun oynarken açıkta duran elektrik kablolarına dokununca ölümün eşiğinden döndü. Şoku atlatamayan aile sorumlulara dava açmaya hazırlanıyor. O anda böyle her yerim titredi cinayet olabilirdi. Çocuğu oyun oynarken ölümden döndü. Anne Emine Turan isyanını kelimelere böyle döktü. 5 lirayla mı ölçecekler benim çocuğumun senin canını? Korkunç ihmalin adresi Kayaşehir 7 yaşındaki ta sadece saklambaç oynarken bir anda elektrik kablolarına dokundu ve ölümle burun buruna geldi. Şey saklambaç oynuyorduk. Sonra ben ebelemek isterken şey yanlışlıkla elim şey elektriğe çarptı. O eğlenceli oyun bir anda ölüm kalım savaşına döndü. Taha'nın küçük bedeni akımın etkisiyle saniyelerce titredi. Çok korktum. Buraların böyle şey sanki böyle ısınmış. Böyle soğuğa böyle yavaş yavaş döndü sanki. İddiaya göre yaklaşık 2 senedir açıkta bulunan o elektrik kabloları daha önce başka çocukları da çarptı. Son olarak iki gün önce o kablolara oyun oynayan Taha çarpıldı. Acılay ile hemen karakolun yolunu tuttu ve site yöneticileri hakkında şikayetçi oldu. Site yönetiminin savunması ise bu kadar da olmaz ki dedirtecek türdendi. Bana söyledi işte çocuğunuzun orada ne işi var? Çocuklar biz takınca tekrar açıyorlar, çıkartıyorlar, söküyorlar. İki sene bir açık olan bir kablo. Bir sene önce eniştem çarpıldı. Biz defalarca uyardık. İddiaya göre uyarıları dikkate almayan yönetim faciaya adeta davetiye çıkarmıştı. Şans eseri küçük çocuğun vücuduna giren akım zarar vermedi. Elektrik giriş çıkışları var dedi. Eğer bu giriş çıkışlar olmasaydı kalpte büyük bir sıkıntı yaratacaktı dedi doktor. Çok ağır sonuçlar da doğurabilirdi. Oğlumu kaybedebilirdim. Bugün oğlum başına, yarın başkasının başka çocuğun başına. O ucuz atlattı ama sitedeki bazı bloklar hala benzer ölüm tuzaklarıyla dolu. Öfkeli aile şimdi sorumlularla, yargı yoluyla hesaplaşmaya hazırlanıyor. Sitede sadece tağının çarpıldığı o blokta değil aslında bütün bloklarda benzer manzaralar var. Bakın yangın merdiveninde yer alan prizlerin birçoğu bu şekilde açık şurada görebildiğiniz tekrardan bir elektrik akımından dolayı bir patlama var.